Evet. Ben Miraç hadisine inanmıyorum. Net. Geleneksel olarak Peygamberimizin Miraç'a yükselmesi bir mucize olarak anlatılır. O mucize değildir. Yani Miraç olayı mucize değildir. Onu bir kere mutlaka anlamak lazım. Miraç'ı sordular, namazı sordular. Bir de 40 yaş. 40 yaşı sordular. Yığılmış soruları da şimdi reklam arasına bakacağım. Az sonra buradayız. Reklam önce sorulardan devam edelim. Buyur canım. Miraç'la ilgili bir şey diyor. Evet. Bir kere Miraç yoktur diyor musun? Miraç peki, bir o zaman hikaye. Namazın kaynağı nedir diyor? Miraç hikaye, namaz. Miraç'la ilgili hadislerde anlatılan birçok şeyin ben mevzu olduğu ve Kur'an'la çelişkili olduğu kanaatindeyim. Kur'an'da aslında böyle bir Miraç tanımı yoktur. Kur'an'da İsra suresinde İsra'dan bahsedilir. Peygamberimize şeyler gösterildiğinde bir gece yürüyüşüne peygamberimizin çıkartıldığından bahsedilir. Orada Miraç'tan söz etmiyor. Orada İsra neden? Diye bir şey var. İsra, gece yolculuğu. Peygamberimizin ruhen bir gece Mekke'den Kudüs'e ruhen yaptığı bir bilinçlendirme seyahatidir. O yatay bir seyahattir. Yani Mekke'den Mescid-i Haram'dan Kudüs'e yapılan bir seyahat. Ruhen yapılmış. O da bedenen filan değil. Peki onun Kudüs'ten göklere doğru çıkış kısmı var mı? Hayır, yok. Alın Miraç kavramı. Siz bunu dinin merkezine koymuşsunuz. Miraç hakkında üretilen rivayetleri eğer buradan sersem Yemen'e gider. Peki Kur'an'da bir kez geçmez. Nasıl oluyor? Kur'an diyor ki Subhanellezi esra bi abdihi leylen, esra bi abdihi kulunu yürüten leylen bir gece minel mescidil harami mescidi haramdan ilel mescidil aksa mescidi aksa linuriyehu ona göstermek için ona göstermemiz için min ayatina ayetlerimizi. Şimdi soruyorum, Allah rüya gösterecekse Muhammed'e bir rüya gösterdik diyemez mi yani? Bir gecenin bir anında Peygamber Muhammed'i Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya etrafını göstermek, ayetimizi göstermek için yürüten Allah'ın şanı ne büyüktür? Mi diyecektik eğer rüya olsaydı? Hakikatin önünde kabul edemeyenler, Hazreti Musa'nın mucizeleri karşısında suskun olanlar, Hazreti İsa'nın mucizeleri karşısında suskun olanlar, söz Hazreti Muhammed'e gelince birdenbire mucizeleri inkar noktasına geliyorlar. Şimdi ben soruyorum haklı olarak, siz Hazreti Muhammed'e inanmıyorsunuz değil mi? Vallahi Hazreti Muhammed'e inansaydınız bunları söylemezdiniz. Vallahi eğer Hazreti Muhammed'in Allah'ın son elçisi olduğuna, Kur'an'ın ona indiğine, Resulullah'ın natık olduğuna, hadislerin de ona tıpkı vahiy iner gibi Cebrail tarafından öğretildiğine, Kur'an gibi değil ama manasının öğretildiğine inansaydınız vallahi bu itirazı yapamazdınız. Ben de her gün Miraç'a gidebilenim rüyamda. Kim rüyasından sorgulanır? Allah'ın Resulullah'a Miraç'ta gösterdiği gece, gece olduğu için rüya gibi gösterilen o hadise, fitne sebebi kılındı ayet diyor. Fitne sebebi kılındı. Hazreti Peygamber eğer ertesi gün Mekke'de ben rüya gördüm veya hayal dünyamda mana aleminde gittim deseydi hiçbir Mekkeli Resulullah'a itiraz edemezdi. Ama itirazın sebebi ne? Resulullah diyor ki bedenimle gittim. Olmaz diyorlar, gidemezsin. İnsan bedeniyle bir gecede Mekke'den Kudüs'e Kudüs'ten göğe yükselemez ki diyor. Çünkü onların imanları akıllarında, gözlerinde, gözlerinin görebildiğine iman ediyorlar. Teslimiyet yok. Kim Hazreti Muhammed'in bütün mucizelerini inkar ediyorsa, bir daha üstünü çiziyorum, Hazreti Muhammed'in Kur'an dahil bütün mucizelerini inkar eden kişinin imanla hiçbir irtibatı kalmamıştır. Bu kadar açık ve net. Onun için Miraç, etiyle kemiğiyle Resulullah'ın Mekke'den Kudüs'e, Kudüs'ten göğe ki orada abd diyor Allah,
esra bi abdihi, abd kişi demek yani, etiyle kemiğiyle ruhuyla kişi demektir.